Merhaba değerli arkadaşlar, orkidelerimiz şu anda kışın çiçekte değiller ancak bir süre sonra çiçek açacaklar. Bu orkidelerimizden bir tanesi, hemen yakından gösterelim. Birden çok yavru verdi, K2 dediğimiz. Arkadaşlar bakın, bu iki dallı, bir dalında hemen bir tane, iki tane de alt tarafta ve iki de burada olmak üzere toplam 5 adet K2 vermiş durumda. Şimdi bunları ayırma yöntemiyle saksıya dikeceğiz ve yeni bir orkide bitkisi elde etmiş olacağız. Birçok orkidemizde zaman zaman böyle yavru bitkiler oluşuyor. İşte bunları ayırırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Ve ayırdıktan sonra da özellikle sulaması, konumlandırılması gibi durumlarda neler yapmalıyız ki orkidemiz büyüyüp gelişip yeni bir ana orkide olsun. Şimdi bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Şimdi orkidemizin en üst kısmında K2 yavruyu alacağız. Bu uygun. Bunu alırken bir püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, yavru orkideler çiçek dalı üzerinde gelişim gösterir. İşte alırken bu çiçek dalının üst kısmından 3 cm, yine alt kısmından 3 cm bırakarak kesiyoruz. Hemen şu şekilde tahmini olarak 3'er cm'lik mesafeler bırakarak çiçek dalıyla birlikte kesiyoruz. Çiçek dalından tamamıyla ayırmıyoruz arkadaşlar. O zaman K2'miz ölebilir. Bakın gördüğünüz gibi 2 tane çok sağlıklı kök ve yine 3'er santimlik çiçek sapıyla birlikte bunu aldık ve şimdi bunu bu şekilde hazırladığımız saksımıza dikeceğiz. K2'mizi koyacağımız saksı toprağı, daha doğrusu saksı materyali de çam gövdesinin kabukları olmalı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar sarı çam ağacından aldığımız kabuklar. Bu kabuklar yeterli. Bunları belli oranlarda küçülterek kullanıyoruz. İşte yaklaşık yarım santimetre çapında küçük parçacıklara ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra da bu şekilde sade olarak kullanabiliriz. Ama biz bir miktar, yaklaşık bir avuç kadar torf kullanıyoruz ki sulama esnasında bu torf şişerek köklerin daha iyi kenetlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle bir miktar torf da işte böyle serpiştirerek karıştırıyoruz. Daha sonra bunu saksıya koyuyoruz ve K2'mizi de bu çam kabuklarından hazırladığımız saksının içerisine, kökleri dışarıda kalmayacak şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar ilk yapmamız gereken, yaprakları tozlanmış ve üzerinde kalıntı oluşmuş olabilir. Hemen bir püskürtme aracı yardımıyla güzelce yıkıyoruz yapraklarını. Daha sonra bunu daldırma yöntemiyle sulayacağız. Orkide yavru ayırmada elde ettiğimiz bitkiyi bir leğen içerisinde daldırma yöntemiyle yaklaşık 3-4 saat bekletiyoruz. Ağaç kabuklarının suyu iyice emip şişerek kökü burada daha iyi kavrayabilmesi açısından. Bu arada bir püf noktası, birkaç gün belirli aralıklarla, mesela 2-3 saatte bir yapraklarına püskürtme yöntemiyle su püskürtürsek eğer, bitki daha çabuk bulunduğu ortama adapte olacaktır. Bu şekilde K2'mizi ayırıp saksıda yeni bir orkide elde etmiş oluruz. Arkadaşlar, orkideyi konumlandırmak da çok önemli. Bunun için cam kenarları olabilir. Ancak gün içerisinde 6 saatten fazla güneş ışığı alan yerler olmamalı. Yani direkt güneşe maruz kalmayan, gün içerisinde birkaç saat güneş alıp diğer kısımlarda gölge olan cam kenarları seçilmeli. Ve odanın bulunan ortam sıcaklığı da 17 ile 22 derece arasında olmalı. Aydınlık, ara ara havalandırmalı.
ve yine dediğimiz gibi direkt güneşe maruz kalmayan yerler orkidelerin konumlandırılması için en uygun yerlerdir.